Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın geldik bugün 19. gününe 26. videosundayız. Konumuz ise birinci dereceden eşitsizlikler olacak. Aralık kavramını anlatacağız, işleyeceğiz. Sonrasında eşitsizliklerle alakalı tüm özellikleri önüne sereceğiz. Ve eşitsizliklerle ilgili güzel örnekler çözeceğiz. Ve nereden işleyeceğiz? Tüm bunları nereden yapacağız? Barış yayınları video ders kitabından yapıyoruz arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Ödevlendirmemizi de bu yayının yine Barış yayınlarının tyT Matematik soru kitabından yapıyoruz. Güzel bir kaynak. Ee, yani hani nasıl diyeyim sonuna kadar kefil olacağım bir kaynak arkadaşlar. Öyle lamı cimi yok. Ee, hani sırf ben anlatıyorum diye övmüyorum bu kitabı. Sonuçta burada sizlerin emekleri söz konusu. Sizler sınava hazırlanıyorsunuz. Sınavda iyi netler yapmak zorundasınız. Bunu istiyorsunuz ve ben de sizi doğru bir şekilde yönlendirmem gerekiyor ve gerçek anlamda sonuna kadar hak eden bir kitap arkadaşlar. Övgüyü sonuna kadar hak eden bir kitap. Kaçıncı sayfaları bugün işleyeceğiz? Hemen sana hatırlatayım. Birinci dereceden eşitsizlikler 84. sayfa, 85, 86 ve 87. sayfa. Yani bugün 4 sayfalık bir konu işleyeceğiz. Arkasından ÖSYM bakış testlerimiz gelecek diğer videoda. Ve bu videomuzda 16 sorudan oluşacak. Ve son olarak e, SML bakış testini çözeceğiz. Orada da 4 tane sorumuz var gençler. Evet kitabımızı şöyle kenara koyalım. Eğer hazırsan geçelim derse. Evet birinci dereceden eşitsizlikler diye başlıyoruz. Önce tabi aralık kavramını işlememiz gerekiyor. Aralık kavramı ne anlama geliyor? Aralık dediğimiz şey ne? Şimdi öncelikle A ve B'nin arasında bir X seçiyorsak biz bu aralıkta herhangi bir eşitlik olmadığı için bu aralığı açık aralık diyeceğiz. Ve bu ifadeyi ben şu şekilde gösterebilirim. AB açık aralığı biçimde gösterebilirim. Yani yuvarlak parantez kullanıyoruz açık aralıklarda. Eğer iki ucuda bu şekilde bak eşitlik varsa biz bu aralığa kapalı aralık diyeceğiz. Kapalı dememizin sebebi iki ucuna da eşit olabilmesidir. Ve bunu da kapalı aralığı da nasıl gösteriyoruz? Bu şekilde köşeli parantezde ifade ediyoruz. Eğer bir ucunda eşitlik yok diğerinde varsa veya sol tarafında var sağ tarafında yoksa biz buna yarı açık aralık ya da daha az kullanılan tabirle yarı kapalı aralık diyeceğiz. Genel itibariyle yarı açık aralık denir. Ve sırasıyla... Şunu nasıl gösteririz? Bak soldan açık sağdan kapalı. Çünkü sol tarafta eşitlik yok. Sağ tarafta var. Diğerini de soldan kapalı sağ taraftan açık. Çünkü sol tarafta eşitlik var. Sağ tarafta eşitlik yok diyoruz. Şimdi iki tane birbirinden güzel örneğimiz var. Bu örneklere bir odaklanalım. Seninle beraber bunları bir güzel çözelim. Şimdi iyi dinle küme kavramını da burada hafiften bir değinmiş olacağız. G aralığı. Aslına bakarsan bu bir kümedir. Çünkü buradaki tüm reel sayıları ifade eder. G kümesi eksi 12'den açık 8'den kapalı aralık ve H kümesi de eksi 7'den kapalı 19'dan açık aralık olarak bize verilmiş. Tamam G birleşim H, G kesişim H, G fark H ve H fark G kümelerini sayı doğrusu üzerinde gösterimiz. Bunların Türkçe meallerini de şimdi söyleyeceğiz. Abi G birleşim H demek bu ikisinde de bulunan tüm elemanları ifade etmem gerekiyor. Şimdi bunlar için de şöyle ufacık bir sayı doğrusu çizecek olursanız daha rahat anlaşılır hale gelir. Şimdi mesela burada ne var? Eksi 12'miz var. Şurada eksi 7'miz olsun. Şurada 8'imiz var. Ve burada da 19'umuz olsun. Tamam. Şimdi öncelikle G kümesi eksi 12'den açıktı ve 8'den kapalıydı. Bundan kaynaklı ben burayı bu şekilde ifade edebilirim. Ve H kümemiz de eksi 7'den kapalıydı. Yani şu şekilde. Ve 19'dan açıktı. Burayı da bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi İkisinde de olan tüm elemanları ihtiva edecek biçimde. Ulan ne güzel Türkçe konuşuyorum. İçerecek biçimde gençler. Ben bunu nasıl gösterebilirim? G birleşim haşı. Tabii ki de eksi 12'den alırım. Ta 19'a kadar götürürüm. O halde eşittir diyorum. Eksi 12 ile 19 açık aralığı olarak ben G birleşim haşı yazarım. Peki G kesişim haş. Bu neydi? Hocam bu da ikisinde de olan elemanlardı. Şimdi bakıyorsun. Eksi 7'den itibaren şöyle başlıyor. Bak şu aradaki sayılar var ya bunu fosforlu kalemle göstermek daha iyi olacaktır. Şuradaki bütün elemanlar ikisinde de var. Madem ikisinde de olan elemanları ifade etmek istiyorum ben. Eksi 7 ikisinde de olduğu için kapalı aralık. 8 ikisinde de olduğu için yine kapalı aralık diyorum. Eksi 7 ile 8 kapalı aralığı bana G kesişim H kümesini veriyor. Peki G fark H. Abi bu neydi? G fark H. Bu ne demek biliyor musun? G'de olup da H'ta olmayan elemanlar demek. Şimdi G alttakiydi şu G. Bu da H'tı. G'de olup H'ta olmayanlar sadece ama sadece bak şuradaki gösterdiğim yeşille e, ifade ettiğim yerdir. Şimdi H'ta olmayan diyoruz ya H'ta eksi 7 var abi. Dolayısıyla ben G'de olup H'ta olmayan kümenin içerisine eksi dahil edemem. O halde eksi 12'den alırım eksi 7'ye kadar götürürüm açık aralık olarak kullanırım ve şimdi de h eksi g'ye baktığımız zaman bu da h'da olup g'de olmayan demek. E h'da olup g'de olmayanlar nerededir? Bak şu aradadır 19 açık aralık. Şimdi g'de olmayan diyoruz ya g'de 8 var. O yüzden ben 8'i de burada g'de olmayan kümenin içerisine dahil edemem. Bundan kaynaklı da 8'den açık 19'dan açık olan aralık olarak yazabiliriz. G birleşim h, kesişim h, g fark h ve h fark g de bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi kazanın bakışı noktaladık. Nereye geçiyoruz? Kazanın bakış 2'ye. Çok güzel bir soru. Sayı doğrusu üzerinde bir A sayısına olan uzaklığı en fazla B birim olan sayıların belirttiği bölge aha da bu şekilde gösteriliyormuş. Yani bu sembol bu işe yarasın deniliyor. Peki şimdi A sayısı buradaysa en fazla B birim uzaklığında bunun şu bir şurası vardır bir de burası vardır değil mi? Ve kapalı aralıktır. Neden kapalı aralıktır? Çünkü en fazla B birim olan sayılar diyor. A'ya yani B eklersen dahil olur. A'dan b çıkarırsan dahil olacaktır. Şimdi diyor ki buna göre 10'a 5 ve 20'ye 5 bölgelerinin ikisine de bulunan noktalar bu şekilde gösterildiğine göre M artı N toplamı soruluyor. Şimdi o zaman hemen bir sayı doğrusu çizelim hocam. Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Daha sonrasında 10'a 5 demiş ya bak şurası 10 olsun. Şimdi ona 5 birim uzaklıkta ne vardır? Solunda 5 vardır, sağında 15 vardır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki, şimdi bizim e, buradaki şu ona 5 diye gösterdiğimiz şey aslına bakarsan 5'ten 15'e kadar olan 5 ile 15'te dahil olmak üzere tüm sayılardır. Şimdi geldim 20'ye 5'e. Abi 20 şurada. 25 olur değil mi? 5 birim sağında. 5 birim sonra da 15 olur. He, o zaman nereyi ifade ediyoruz? Ahanda burayı. Ve ikisinde de olan tek eleman nedir? 15'tir. İkisinde de var. Çünkü burası da kapalı aralık, e burası da kapalı. İkisinde de var bu 15. O zaman diyor ki ikisinde de bulunan noktalar bu şekilde gösterildiğine göre M artı N toplamı kaçtır? E, i̇kisinde de bulunan nokta sadece 15 var. Ben şimdi sadece 15'i sadece ama sadece 15'i ben şu şekilde nasıl ifade edebilirim? Çok basit. Şöyle düşünürsün. Hocam 15'e 0 birim en fazla 0 birim uzaklıkta bulunan noktalar dersin olur biter. Böylelikle M 15'tir N de 0'dır. İkisinin toplamı sorulmuş 15 artı 0'dan doğru cevabında 15 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi hocam eşitsizliklerle alakalı 12 tane Yanlış hatırlamayayım aynen 12 tane özellik vereceğim sana arka arkaya ve bu özellikleri de anlatırken yanlarına ufak tefek notlar aldıracağım eğer hazırsan başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler eğer B, A sıfırdan farklı ve A ile B birer reel sayıyken A ax artı B sıfırdan büyük sıfırdan küçük sıfırdan büyük veya eşit küçük veya eşit bak bunları da böyle oku ha. Ben de sen gibi küçük eşit büyük eşit diyordum üniversitede bir söyledim affedersin hoca ağzıma ediyordu yani sen de bunlara küçük eşit büyük eşit deme. Büyük veya eşit, küçük veya eşit. Doğrusu bu. Pekala işte bu sembollerle ben birinci dereceden burada verilen ifadeleri bir sayıdan küçük, büyük, büyük veya eşit, küçük veya eşit biçiminde ee, yazarsam işte biz bunlara birinci dereceden biri bilinmeyen eşitsizlik deriz. Eşitlik olunca denklem oluyordu. Arasında eşittir varsa ax artı b eşittir sıfır diyorsan bu bir denklem. Ama Eşitlik yoksa yani küçüktür, büyüktür, küçük veya eşit, büyük, büyük veya eşit, küçük veya eşit varsa işte biz artık buna eşitsizlik diyoruz. Birinci özelliğimizi verelim bu eşitsizliklerle alakalı. Şimdi hocam iyi dinle. A, B'den küçükse, A, B'den küçükse ben A'ya K ya eklerim ve B'ye K eklerim. Eşitsizliğin her iki tarafına da aynı muameleyi gösterdiğim için eşitsizlik herhangi bir şekilde yön değiştirmeyecektir. Madem A, B'den küçük, A artı K'da B artı K'dan küçüktür diyeceğiz. Hatta bunu eksilisi içinde yapabilirsiniz. Buraya bunu da ekleyin lütfen. Eksili içinde aynı cümleyi kurabiliriz. Peki pozitif bir K reel sayısından bahsediyorum. Eğer ki ben eşitsizliğin her iki yanında bu K ile çarparsam eşitsizlik herhangi bir şekilde yön değiştirmeyecektir. Örnek veriyorum. 2, 3'ten küçük bir küçük. 5 ile çarptım 10. 5 ile çarptım 15. Bak 10'da 15'ten küçük. Tamam mı? Ama... Reel sayı eğer bu sefer buradaki k reel sayısı negatifse işte o zaman eşitsizlik yön değiştirir. Mesela eksi 5 ile çarp eksi 10. Eksi 5 ile çarp eksi 15. Böylelikle eksi 10 eksi 15'ten daha büyük oldu. Bak küçüktür olan işaret büyük türe dönüştü. Ve bundan kaynaklı negatif reel sayılar için eşitsizlik yön değiştirir diyoruz. Aynı şey bölme için de geçerli. Ben bir eşitsizliğin her iki tarafını k gibi pozitif bir reel sayıya bölüyorsam eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Ama negatif bir sayıya bölüyorsam eşitsizlik yön değiştirir. Geldim ikinci özelliğe. Aynı denklem gibi Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa falan atabilirsin. Sıkıntı yok. Aynı bak burada artı k vardı. Artı k'yı karşıya attım. Bu sefer ne oldu? a küçüktür b eksi k geldi. Eksi k'yı da karşıya artı k biçiminde fırlatabilirsin. Üçüncü özellik a b'den b B'de c'den küçükse aynı zamanda a b'den ve b B'de c'den daha küçüktür diye ayrı ayrı yazabilirsin. Tabi burada dikkat etmemiz gereken soruların içerisinde kullanabileceğimiz başka hangi özellik var? E hocam bir zahmet a c'den küçüktür yazabilirsin. Tamam mı? Çünkü A, B'den, B, C'den küçükse otomatikman dolaylı yoldan A, C'den daha küçük olmak zorunda. Dördüncü özelliğime bakıyorum. A, B'den küçükse eğer ki ben bu sayıların çarpımsal terslerini aldığım takdirde tabii ki A ve B aynı işaretli olmak şartıyla çarpımsal terslerini alırsam 1 bölü A'da 1 bölü B'den daha büyük olmuş olur. Yani eşitsizlik yön değiştirir diyoruz. Beşinci özellikteyiz. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpım yapmak sıkıntı oluşturabilir. Bak yapılmaz demiyorum ama sıkıntı oluşturabilir. Payda yok edilmek istenirse eğer eşitsizliğin her iki yanı paydaların ortak bir katıyla çarpılır. Ki ekokunu tercih ederseniz daha mutlu olursunuz çünkü daha küçük sayılarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Sakın unutma içler dışlar çarpımı yapılmaz demiyorum ama yapmak sıkıntı yaratabilir. Bundan kaynaklı da yapmayın güzel kardeşim. Tamam. Altıncı özellikteyiz. Bir eşitsizliğin her iki yanını aynı dereceden tek kuvveti alınabilir. Ki bu tek kuvvet tek katlı kökler için de geçerli. Ama çift kuvvetini alırken 7'de uyardık. Çift kuvvet alınırken dikkat edeceksin. Verilen aralıkta eğer 0 varsa aralığın alt sınırı 0 olarak alınır. Yani örnek veriyorum sen eksi 5 küçüktür x küçüktür 3 dedim mesela x sayımız eksi 5 ile 3 arasında bir sayı. Sen bu x kareyi arıyorsan yani x'in ikinci kuvvetini arıyorsan bu aralıkta abi bir kere bir sayının karesi veya çift kuvveti en küçük kaç olabilir? Sıfır. E burada sıfır almamıza müsaade var mı? Var. Eksi 5 ile 3 arasında sıfır da var çünkü. O halde sen bunun karesini alırken bu aralığı sıfırdan başlatacaksın. En büyüğü bulunurken de eksi 5'in mi yoksa 3'ün mü karesi daha büyükse onu buraya yazacaksın. Tamam. Ekstradan soruların içerisinde ihtiyacın olabilir her seferinde düşünmene gerek yok diye şu ikisini bilmen gerek. Eğer ki x kare eksi x sıfırdan küçükse yani x kare x'ten küçükse x'ler pozitif bir basit kesirdir. Eğer ki x kare eksi x'ten daha küçükse x'ler negatif bir basit kesirdir diyebilirsin. Tamam. Aynı değişken ya da bilinmeyen içermeyen bak aynı değişkeni içermeyen aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa tabii ki de toplanabilir. Burada ben x'in değer aralığını a ile b arasında y'ninkini de m ile n arasında olarak biliyorsam ben bunları taraf tarafa toplarsam a artı m ile b artı n arasında x artı y'miz bulunmaktadır deriz. Eğer ki eğer ki ikisinde de eşitlik varsa toplamlarında da eşitlik olacak. İkisinde de eşitlik var toplamlarında da eşitlik var. Lakin a küçüktür x küçük veya eşittir b ve bak ve M küçük veya eşittir Y o da küçüktür N yazarsam. Bunları topladığım takdirde ne olur hocam? Yani birinde eşitlik var ötekinde yoksa. Hocam tabii ki de eşitlik olmayan alacaksın. Yani A artı M küçüktür X artı Y o da küçüktür B artı N diyeceksin. Neden? Çünkü burası M'ye eşit olabilirken X A'ya eşit olamıyor. E doğal olarak toplamları da M artı A'ya eşit olamaz. Eşit olamadığı için de küçüktür diyoruz. Aynı şey üst sınır içinde geçerli. B artı N'ye eşitlik olmayacak arkadaşlar. Ve geldim 10. özelliğime. Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yapılamaz abi. Tamam mı? Yapmayacaksın. E hocam çıkarma soruyor ne yapayım? E sorsun. Sen onu demek ki çıkararak çözmeyeceksin. E çarpma soruyor çarparak çözmeyeceksin. Bölme soruyor bölerek çözmeyeceksin demek. Abi şunu sakın unutma. Özellikle çıkarma işlemi için. Abi yapmıyorsun. Taraf tarafa sadece toplayabilirsin. Çıkarma işlemi yapılamaz. Tamam. Birazdan örneklerini göreceğiz. 11. özellik tanım kümesi. X, Y eleman tam sayı şeklinde verilirse taraf tarafa işlem yapılmaz. Doğrudan x ve y'ye değer vereceksin. Yani sorunun başında x ve y'nin tam sayı olduğu veya z'nin tam sayı olduğu veriliyorsa o zaman sen aralık çözmeyeceksin. Aralıklarla işlemlerde bulunmayacaksın. Seni yapman gereken tek şey x'e y'ye değer ver abi tam sayı diyorsa. Reel sayı diyorsa ancak aralıklı işlem yapacaksın. 12. özelliğimize de baktığımız zaman çarpımın değer aralığı sorulduğunda aralıkların sınırları alt alta ve çaprazlama olarak birbiriyle çarpılır ki ben bunu tablo çizerek de göstereceğim size. Bulunan çarpım değerlerinin en küçüğü ile en büyüğü aralığın sınır değerleri birisi alt sınır öteki üst sınır olarak kabul edilir ve bu şekilde çarpma işlemi tamamlanır diyoruz. Şimdi bölmeyle çok işimiz yok. Abi özellikleri verdik tamam bu özelliklerden önemli olanların yanlarına da notlar aldırdım ve bu notlarını aldıysan bu özelliklerinde artık mutlaka ama mutlaka geri dönüp bakacaksın. Tamam mı? Ben de bunları ilk öğrendiğimde geri dönüp dönüp baktım. Sen de bakacaksın. Geri dönmeden bakmadan olmuyor zaten. Ben bunları sana 7-8 dakikada anlattım diye bunları ezbere bileceksin. Bunları artık ezberlediğin gibi bir durum söz konusu değil. Bunlara dönüp dönüp bakacaksın. Ama işin özü, işin güzel tarafı en güzel bunlar nasıl öğrenilir biliyor musun? Örnek çözerek. Hadi gel o zaman örneklerimizi bir çözelim. Kazanın bakış 3'teyiz abi. Bakalım ne diyor? Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi x'lere ulaşmam lazım. Benim burada 1 x'im var gördüğünüz üzere. Ama bana x lazım. Madem x lazım ben bu eşitsizliği hop şu paydadaki 9'dan kurtulmak için 9 bir genişleteyim. 9 çarparsam eksi 9 küçüktür. 9 gider 1 2 x ve küçük veya eşittir 81 gelecektir. Şimdi ne lazım bana? Şuradaki birden kurtulmam gerekiyor. O zaman bir çıkaralım. Eksi 10 küçüktür. Eksi 2x. O da küçük veya eşittir. 80 yaptı. Şimdi hocam bak. Parça parça yapacağım. Direkt eksi 2'ye bölebilirim ama önce 2'ye sonra eksiye böleceğim. Ya da eksiyle çarpacağım. İyi dinle beni. 2'ye böl. Eksi 5 küçüktür. Eksi x. O da küçük veya eşit. 40 geldi. Şimdi beni iyi dinle. Ben bunu eksiyle çarpacağım ki x kalsın burada. Eksiyle çarparsam eşitsizliğin yön değiştirmesi gerekiyordu değil mi? Ben yön de değiştirmeyeceğim. Genel itibariyle şöyle bir huyum var. Hep ama hep küçüktür veya küçük veya eşittir işaretini kullanmaya gayret gösteriyorum. Büyüktüre dönünce kafam karışıyor benim. Eminim senin de öyle oluyordur. Dolayısıyla sadece ama sadece küçüktür. Yani şu tarafa bakan okları kullanmaya gayret gösterin. Sırf bunun içinde şunu yapıyorum. Eksiyle çarparsam bunu eksiyle çarptım eksi 40. Küçük veya eşittir bak işaretiyle beraber gitti. X kaldı. Bunu eksiyle çarpıyorum. O da küçüktür. 5 diyorum. Tamam. Bunu yap. Yön falan değiştirme. Yani yön değiştirmek bana niye çirkin geliyor biliyor musun? Şundan kaynaklı bak ben sana söyleyeyim. Abi şimdi eksi 40 küçük veya eşittir. X o da küçüktür 5 dedik ya. E sayı doğrusu üzerinde de zaten eksi 40 sol tarafta artı 5 sağ tarafta kalıyor. Bu benim için güzel. Ama kalkıp 5 büyüktür X o da büyük veya eşittir eksi 40 demiş olursam... Biraz kafam karışıyor. Niye? Sayı doğrusunda değil, solda değil ki 5. Veya sağda değil ki eksi 40. Bundan kaynaklı kafam karışabiliyor. Sana tavsiyem, yapma demiyorum, yapabilirsin. Ama sana tavsiyem bunu kullanma. Eksiyle falan çarparken bunu buraya, bunu buraya eksili biçimde taşı. Tamam. Şimdi burada alınabilecek ilk sayımız eksi 40. Burada alınabilecek son sayımız 4'tür. Eksi 40'den 4'e kaç tane sayı vardır? 4 eksi, eksi 40, artı bir tane sayı vardır. Bu da bana neyi verir? 45 tane tam sayıyı verir diyeceğim arkadaşlarım. Evet kazanın bakış 4'teyim. Çözelim. X bir gerçek sayı demiş bize. Tamam. 2x neredeymiş? Eksi 5'ten büyük ve 9'dan küçük. O halde 3 eksi x ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Önce x'i bulalım mı? Gel eksi 5'i 2'ye bölelim. Eksi 2 buçuk yapar. Bak eksi 5 bölü 2 diye yazmadım. İşime geldiği gibi yazıyorum ha. Küçüktür x. O da küçüktür. 9 bölü 2, 4 buçuk yapar. Tamam, güzel. Şimdi hocam, bana eksi x lazım bir tane. Eksi x lazım. O zaman ben bunu eksiyle çarpayım. Eksi 4 buçuk. Küçüktür eksi x. O da küçüktür 2 buçuk. Bak, ne yaptım? Soldakini sağa, sağdakini sola aldım, eksilerini yazdım. Yine küçüktür işaretini kullandım ısrarla. Peki şimdi ne lazım? 3 eklemem gerekiyor. Buraya artı 3, buraya artı 3, buraya artı 3. Hadi bakalım. Eksi 4 3 ekle, eksi 1 buçuk yapar. Küçüktür 3 eksi x geldi artık aradığımı buluyorum. 2,5 ekledim 3 ekledim 5,5 geldi. Şimdi eksi 1,5'dan büyük olan ilk tam sayı eksi 1'dir. Ee, 5,5'dan küçük olan son tam sayı 5'tir. Buradaki anılabilecek al tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Hangileri var? Abi sıfır var, bir var, iki var, üç var, dört var, bir de beş var. Bunları topla demiş bize. Eksi bir ile birin toplamı sıfır. Sıfırın zaten toplama işlemine göre hiçbir özelliği yok. İki, üç, dört, beşin toplamı bana on dördü verir. Demek ki cevabımız da on dört olacakmış diyebiliriz. Gönlümüzün rahatlığıyla gençler. Tamam. Geldim kazanın bakış beşe. Şimdi bak ben öğrenciyken bir kere yapmıştım bu hatayı. Hoca da demişti ki İsmail bak bu öyle olmaz bunu böyle yap bundan sonra hata yapma demişti. Bunu sakın unutma bir daha demişti. Ben de sözünü tuttum hiç unutmadım. O yüzden sen de unutma. Hocam iyi dinle beni. Önce birinci yol diyelim. Birinci yolda şimdi bakıyorsun x'ler 9 ile 36 arasında x bölü y 3 bölü 2 imiş. Y'nin alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. İkinci yolu da mutlaka dinle bu arada tamam mı? Birinci yolu dinleyip kapatma videoyu. İkinci yolu da dinle. Çok iyi dinle hatta. Şimdi birinci yolda x bölü y 3 bölü 2 ya. Hemen aklıma şu geliyor. Demek ki x burada y doğal sayı olacaksa y 2'nin katı olan doğal sayılar ve x de 3'ün katı olan doğal sayılar. Ki 3'ün katı olan ilk burada ne var? 12 var. Sonra işte 15 var, 18 var, 21 var, 24 var hocam, 27 var, 30 var, 33 var. Başka yok. Şimdi buna karşılık y'lerin alabileceği değerler hani 3 bölü 2'yi verecek ya 8 olur. Artık burası da 2'yi kartar çünkü 2'nin katıydı. 10 olur, 12 olur, 14, 16, 18, 20 ve 22 olur. Güzel. Y'lerin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. Burada kaç tane sayı var? 8. Baştaki ile sondakinin toplamı bana 30'u veriyor mu? Bak bu da 30'u verir bu da bana 30'u verir. Bu da bana 30'u verir ve 4 tane 30'um oluşur. 4 tane 30 da bana 120'yi verir. Birinci yol bu. Acaba cevap doğru mu? Şimdi ikinci yol diyorum. İkinci yol. İyi dinle. Şimdi abi diyorum ki ben hiçbir şey yapmadan hani reel sayı demiş yani x'in ben doğal sayı olduğundan emin değilim ki. Değil mi? Böyle bir durum var yani sonuçta. Olabilir. İçler dışlar çarpımı yapsam. 2x eşittir 3y olur mu? Olur. Şimdi ben 3y'nin değer aralığını elde edebilmek adına, 2x'in değer aralığını bulsam, e, x'inkini biliyorum çünkü e, çarp, o zaman 2 ile 18 küçüktür, 2x o da küçüktür, 72. E, 2x 3y'ye eşitse, ben buraya artık 3y yazarım ve 18'de 72 arasında olur 3y. e Gel 3'e böl, e, bölersen de 6 küçüktür y. Bak. <laughs> İkinci yol diye buraya başlık attım ama çözümü buraya yapmam harika değil mi? şöyle aldım. Tamam mı? Şunu sileyim. Şimdi e, 3Y buymuş ya. Y'yi bulalım. 3'e böl 6. 3'e böl e, 72. 24 gelir. Burada alınabilecek ilk değer 7'dir. Son değer 23'tür. 23'ten 7'ye 15 tane tam sayı vardır. Tam ortadaki sayı 7 artı 23 bölü 2'den aritmetik ortalamadan bulurum. 15'tir. E, kaç tane sayı vardı? Hocam e, 10 kaç tane? 23 eksi 7 16 17 tane sayı var. 17. Tam ortadaki sayımız 15'tir. Dolayısıyla tam ortadaki sayıyla sayı adetini çarparsam cevabı bulurum. 255'tir. Şimdi cevap 120 mi 255 mi? Abi tabii ki de doğru çözüm bu taraf. Doğru çözüm burası hocam. Aman ha dikkat. Şimdi soldaki çözüm ne kadar mantıklı geldi değil mi? İlk çözerken Lan işte 3'ün katıymış, 2'nin katıymış. Hoca zaten doğal sayı dedi. Hadi y doğal sayı diyor. X'lere doğal sayı diye bir şey demiyor ki. Belki olmayabilir. Gelmeyebilir. Tamam mı? Bundan kaynaklı bizim çözümümüz ikinci yoldur. Birinci yolu iptal gençler. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bunu yapma diyelim. Evet kazanın bakış 6'dayız. Aşağıdaki eşitsizliklerde x karenin değer aralığını bulunuz. Hemen ilk aklımıza gelen şey. İkisinin iki ucuna da bakıyorsun. Alt sınıra üst sınıra. İkisi de birbirinin aynı işaretliyse basit. Öteki de basit merak etme. Hemen diyorsun ki ikisi de pozitif o zaman 9 küçüktür. X kare o da küçüktür 49 diyorsun. Bitti. Tamam bu bu kadar. Baktın ikisi de negatif. Eksi 1'in karesi 1 küçüktür. X kare o da küçüktür 36. Tabi 36'nın birden küçük olacak hali yok. Bunu buraya alıyorum bunu buraya alıyorum. Tamam mı güzel kardeşim? Peki bunda ne yapacağız? Hocam bir ucu negatif bir ucu pozitif. Sana bir önceki sayfada da anlatmıştım. Arada sıfırı almamıza müsaade ediyor. Ve bir sayının karesi minimum sıfırdır. Bundan kaynaklı sıfır küçük veya eşittir. X kare. Şimdi küçüktür diyorum. Eksi 7'nin karesi 49. Bunun karesi 4. Hangisi daha büyük? 49. O zaman 49'u ben buraya yazarım. Sıfırda 49 yarı açık aralığındadır. X kareler diyeceğiz. C şıkkı içinde. Geçtim. Kazanın bakış 7'ye. Şimdi hocam. Canım öğrencim. Bak. İyi dinle beni. Bak şöyle bakınca zor görünüyor aslında. 0 A'dan A'da B'den küçük. X A artı 3B bölü B olarak verilmiş. X'in değer aralığını bul diyor bana. Düşün düşün işin içinden çıkamazsın yani Hani böyle burayı hiçbir şey iş, bir işlem yapmadan böyle düşünürsen işin içinden çıkamazsın. ama sen bunu şöyle parçalarsan yani ben X'i A bölü B ve 3B bölü B biçiminde parçalara ayırırsam yani X burada A bölü B artı 3 olursa daha kolay görürüm ben çözümü. Tamam aslında bu soruluyor benden. Bu soruluyor hocam. Peki ne yaparım? Hocam basit. Şöyle yapacaksın. Şimdi A bölü B demiş. A B'den küçük değil mi? İkisi de pozitif. Bak ikisi de pozitif. A B'den küçük. Ben A'yı B'ye bölersem ne bulurum? Bir kere bir bulamam. Çünkü A B'den küçük. Birden büyük de olamaz. Çünkü A B'den küçük. O zaman birden küçüktür. E sıfır da olamaz. İkisi de pozitifti. 1'den birden küçük sıfır olamaz. Cevap sıfırla bir arasındaki tüm sayılar. O halde A bölü B dediğim değer aslına bakarsan 0 ile 1 arasındaymış. Peki bana A bölü B lazım değil ki. A bölü B artı 3 lazım. E 3 ekleyelim o zaman. 3 küçüktür. A bölü B artı 3. Bu da küçüktür. 4 eder. 3 ile 4 aralığında olduğunu görürüz. X'in değer aralığı 3 ile 4 aralığındadır deriz. Yani X elemandır. 3, 4 açık aralığı denilebilir sevgili arkadaşlar. Evet kazanın bakış 8'deyiz x eksi 2 ile 7 açık aralı dolmak üzere x kare eksi 8 x artı 7 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bir öğrencimle bu soruyu çözerken ee, direkt olarak bana bir değer verdiğini söyledi. Ben de dedim ki neden o değeri vermen çok mantıklı ama bana bunun mantığını anlatırsan sene boyunca seni bir daha darlamayacağım dedim. Tabi sebebini söyleyemedi ama mantık yürüttüğü mantık çok doğruydu. Şimdi ben size bu sorunun yine iki tane çözümünü sunacağım. Birinci çözümü yapıyorum. Birinci çözüm ki bu sıkça yapılan hatalı çözümdür. Birinci çözüm sıkça yapılan hatalı çözüm. Çözüme bak. Eğer böyle yaptıysan biraz utanabilirsin. Tamam, kafayı yere koyup düşünebilirsin. Ben nerede hata yaptım diye. İyi dinle o yüzden. Şimdi x kare diyor. Bana x kare lazım. X e 8x lazım. Bir de 7 ekleyeceğim. O zaman x karenin değer aralığını bulalım. Bir ucu negatif bir ucu pozitif. O zaman sıfırdan başlatırım. Sıfır küçük veya eşittir x kare. O da küçüktür 49 derim. x kare 0 49 yarı açık aralığındadır. Eksi 8 x. Şimdi eksi 8 ile çarpacağım. Bunu eksi 8 ile çarp. Eksi 56. Küçüktür eksi 8 x. O da küçüktür. Bunu eksi 8 ile çarparsam 16 yapar. E şimdi bir de 7 e ekleyeceğim değil mi? Önce bunları bir toplayalım. x kare eksi 8 x. Bak burası küçüktür olur. 49'a 16 eklersem 65 yapar değil mi? Bu da küçüktür. Eksi 56. Tabii ne ekleyecektim? Bir de 7 ekleyeceğim ki x kare eksi 8 x artı 7 gelsin. x kare eksi 8 x artı 7 de nerededir biliyor musun? 7 ekle eksi 49. 7 ekle 72. O zaman en büyük tam sayı değerimiz burada kaçtır arkadaşlar? Hop 71'dir. Tamam bak şimdi bu e, mantıklı görünüyor. Mantıklı görünmekle beraber... Bir çözüm daha sunacağım ben size. İkinci çözüm. İkinci çözüm. Tabii bir ilki hatalı çözümdü. Bu hatalı yazalım şuraya. Bu hatalı çözüm arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci çözüme bakalım. Bu da doğru çözüm olacak. Doğrusu. Şimdi gençler iyi dinleyin. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum. X kare eksi 8x Tam kare olması için artı 16 mı gerekiyor? Ya hocam artı 7 idi. Tamam sen de git 9 çıkar. Sıkıntı yok ki. Şurası nedir hocam? x eksi 4'ün parantez karesi değil mi? Eksi 9 dedim. Şimdi x eksi 4 lazım bana o zaman. Ben x'in değer aralığını biliyorum. 4 çıkardım. Eksi 6. Küçüktür. x eksi 4. O da küçüktür. 3 geldi. Karesini alacağım. 0 küçük veya eşittir. Işte x kare. O da küçüktür. 36 yapar. Şurası x eksi 4'ün karesi ama. Değil mi? Orayı hatalı yazdım x eksi 4'ün karesi. O da küçüktür 36 dedim. Ve 9 çıkaracağım. Eksi 9 küçük veya eşittir. x eksi 4'ün karesi. O da küçüktür 27. Şimdi x eksi 4'ün karesi. Tabi 9 çıkaracağız dedik. Onu da çıkarmadık. Hemen onu da doğrusunu yapalım. Eksi 9 küçüktür 27 dedim. Bizim aradığımız buydu. Maksimum değer de burada 26'dır. Şimdi 26 nerede? 71 nerede abi? Değil mi? Yani bambaşka çözümler bulduk bir kere. 71 yani bulmamız gerekenden çok çok büyük bulduk ekstradan. Küçük değerini sorsaydı da aynı şeyi yapacaktık. Bak şunu şunu toplarsan oho eksi 100 küsürler geliyor. E buraya bakıyor alabileceği minimum değer eksi 9 oluyor. Nasıl oluyor bu? Neden böyle? Şimdi hocam iyi dinle beni. Bak sen x kareyi ve eksi 8x'i ayrı ayrı düşünecek olursan ki ilk çözümde bunu yaptık. Ayrı ayrı düşündük. Ben burada x karenin alabileceği maksimum değeri bulurken üst sınırı x'i 7 seçerek elde ettim. Ama eksi 8x'in alabileceği maksimum değeri elde edebilmek için x'i eksi 2 alt sınırı kullanaraktan 16 elde ettim. Ulan kafama göre takılmışım yani ben aslında. Ne yapmışım? Burada büyük çıksın diye x'i 7 seçmişim. E burada küçük büyük çıksın diye x'i eksi 2 seçmişim. Ulan x bir tane bir tane. Bir tane x'im var senin. Kalkıp da öyle kafana göre bir 7 seçeyim, bir eksi 2 seçeyim, bir eksi 32 seçeyim yapamazsın. İmkanı yok. X aynı X çünkü. Ne yapacaksın? Bu tarz sorularda X'i teke indireceksin. Bak şu ifadenin içerisine bir tane X var. Hata yapma lüksün yok artık. Bir tane X'e dönüştüreceksin. Öyle hem karesi varmış hem eksi 8'i katı varmış. Cartmış, cürtmüş bunları hiç uğraşmıyorsun. Bunları aralık çözümü dahi yapmıyorsun. Bu çözüm Hatalı çözümdür. Doğrusu budur arkadaşlar. Şimdi gelelim o bahsettiğim öğrenciye. Çocuk dedi ki, hocam dedi, x'e eksi 2 seçerim dedi. Biter soru dedi. Yani eksi 2 seçersem, burası ne olur? Tabii eksi 2'yi eksi seçemiyorum bu arada. Sadece alt sınırı x gördüğüm yere yazıyorum sadece. 4 artı 16 artı 7. Ne yaptı? Hocam 27 yaptı ben bunu eksi 2 seçemiyorsam cevapta da eksi 2'den daha küçüktür. O halde doğru cevap 26'dır dedi. Dedim ki tamam çok mantıklı. Sıkıntı yok. Harbiden sıkıntı yok. Çok güzel bir çözüm. Peki neden? Şimdi nedeni AYT matematikte gizli aslına bakarsın. Tabi bu soru için geçerli bu. Şimdi şöyle x kare eksi 8 x artı 7. Biraz da onu düşünelim değil mi? AYT matematik yazalım. AYT mat ilgililerine ne Evet. Şimdi bir de bunu düşünelim bakalım. Ayete matematikle ilgilenenler. Hangi konuyla ilgili? Parabolle ilgili. Şimdi fx eşittir. x kare eksi 8x artı 7 olaydı. Bu, bu ne olurdu? İkinci dereceden fonksiyon. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri parabol belirtiyordu. Parabolün en belirgin özelliği bir simetrik yapıya sahip olması iki tepe noktası var bunların ve Baş kat sayısı pozitif olduğu için de kolları yukarı doğrudur. Şimdi o halde şöyle düşünsem ben. Şşt bir tane şöyle x eksenim bir tane y eksenim olsun. Bunun tepe noktası eksi b bölü 2a ile bulunuyordu ya da türevini alıp sıfıra eşitliyordun. Gelen x tepe noktasının absisi oluyordu. Tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a'dan 4'tür. Eksi eksi 8 bölü 2'den 4 gelir. Şimdi varsayalım ki benim parabolüm de şu şekilde. Tamam böyle bir parabolüm var. Alt ve üst sınırım neydi x'te? Eksi 2 ile 7 idi. Şimdi eksi 2 şurada. 7 de şurada bir yerde. Şimdi parabolün simetrik olduğunu biliyorum. Neye göre? 4'e göre. 4 benim simetri eksenim. Şimdi 4'ten itibaren 7'ye kadar çıkarsam mı daha yüksek bir değer bulurum? Yoksa 4'ten itibaren eksi 2'ye kadar çıkarsam mı daha yüksek bir değer bulurum? Tabii ki eksi 2'ye kadar. Değil mi? Çünkü tepe noktasına olan uzaklığı daha fazla eksi 2'nin. Daha çabuk ve daha hızlı büyüyecektir. Daha çok büyüyecektir eksi 2'de. Bundan kaynaklı eğer ki benden bu ifadenin alabileceği en büyük değer soruluyorsa x'i eksi 2 seçmek çok çok mantıklı. Tabii öğrencim bu sorunun cevabını bu şekilde söylemediği için yani bunun bu mantığı bana doğru bir şekilde aktar dediğimde bir şey söyleyemediği için ben de onu sene boyunca darlamaya devam edeceğim. Evet gençler kazanım bakış 9'dayız. x kare x'ten küçük aha ne demiştik? x sıfırla 1 arasında hocam. Çok güzel. 5x-1 ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. O zaman bana 5x lazım. Hadi gel 5 ile çarpalım. 0 küçüktür 5x o da küçüktür 5 gelir. 1 çıkaracağım. Eksi 1 küçüktür 5x-1 o da küçüktür 4 dedim artık buraya. E buradaki tam sayılar 0, 1, 2 ve 3'tür. E bunların toplamı bana 6'nın ta kendisini verir. Geçtim kazanın bakış 10'a. abc birer pozitif doğal sayı. Demiş efendim A artı B bölü 3 büyüktür B. Aha içler dışlar çarpım yapmayacaksın demiştim ben sana. Ama ben burada yaparım abi. Şimdi bak 3 pozitif mi? Pozitif. B pozitif mi? Evet B de pozitif. O zaman içler dışlarda sıkıntı yok. 3'ü bu tarafa sallarsan çarpım olarak A artı B de doğal olarak 3B'den daha büyük olacaktır. A pozitifti 5 de pozitif. A'yı bu tarafa sallarsam C eksi A da büyüktür 5A denilebilir. Burada B'yi karşı tarafa fırlatırsam A büyüktür 2B gelirken Eksi A'yı karşıya fırlatırsam C büyüktür 6A'nın ta kendisi gelir Şimdi hocam 6A ve burada A var Ben bunu 6 ile genişletirsem 6A ne olur? 12B'den daha mı büyük olur? O zaman 6A büyüktür 12B diye buraya monte edemez miyim ben bunu? E dedim valla mükemmel olur ha Şöyle yazdım Şimdi o zaman A artı B artı C'nin toplamının minimum değeri soruluyorsa bana ben küçük çıksın diye pozitif değerler seçeceğim ya. 1 seçerim abi doğal sayılarda. Burası ne olur? 12. 6a 12'den büyükse a'yı 3 seçmekte fayda var. Burası ne etti? 18. O zaman c'ye de 19 kalır. Bunların da toplamı bana cevabı verir. Doğru cevabım 23 olacaktı. Evet, 85'i de bitirdik böylelikle ve devam ediyorum 86. sayfamda 11. kazanım bakışta. 0'dan farklı. x ve y gerçek gerkel, gerçek 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 sayıları için y X'den küçük x kare de y kareden küçük olduğuna göre 3 tane öncül var hangileri daima doğru diye soruluyor bana şimdi hocam y x'ten küçükmüş ben şu y kareyi şu tarafa fırlatırsam x eksi y çarpı x artı y biçiminde hani x kare eksi y kare gelecek o da sıfırdan küçük ya x kare eksi y kare nedir 2 kare farkından x eksi y çarpı x artı y'dir sıfırdan küçük geldi güzel Şimdi x y'den büyük değil mi? Evet. O zaman x'ten y çıkarsa pozitif olur. E, Bununla bunu çarpınca negatif geliyor ya. O zaman x ile y'nin toplamı negatiftir. Şimdi güzel. Şöyle bir olay yapılabilir o halde. İki durum söz konusu. Birinci durumda sıfır şuradayken x'in sıfıra olan uzaklığı y'nin sıfıra olan uzaklığından daha azdır. Çünkü toplamları negatifmiş. Bak ben buradaki x ile y'yi toplarsam şöyle göz kararı yazdım ama belli oluyor. x ile y'yi toplarsam negatif gelir değil mi? Tamam bir de ekstradan şöyle de olabilir. Şurası sıfırdır hocam. Burası sıfırdır. Ee, ve x buradadır. Y buradadır da denilebilir. Yani sonuç olarak ben x'ten y'yi çıkarınca ne geliyor? x kare y kareden daha küçük geliyor. x eksi y de pozitif olmuş oluyor. Toplamları da negatif olmuş oluyor. Ha çok güzel tamam. Şimdi iki tane durum var. Ya bu ya da bu durum. İkisinden birisi geçerli. Yani bunların ikisinden birisi pozitif diğeri negatif de olabilir. İkisi de negatif de olabilir. X çarpı Y pozitiftir diyor. Evet ikisi de negatifse okey ama biri pozitif biri negatifse bu işlemez abi. Daima doğrudur diye sormuş. Birinci öncül cümledi. Geldim ikiye. X de yerin toplamı sıfırdan küçüktür diyor. E ben zaten X de yerin toplamının negatif olduğunu bir nevi burada ispat etmiş oldum. O halde bu doğru. Daima doğru. Geldim buraya. Y'den x'i çıkar demiş şimdi. Y'den x çıkarsa daima bak y x'den küçük olduğu için burası negatiftir. Yani burada demeye çalışıyor ki eksi x kere y'ye bölünce pozitif olur diyor. Yani x kere y negatiftir diyor. E şimdi ikisi de negatifse x kere y pozitiftir. Değil mi? Ve böylelikle eksiği artıya bölersem de negatif gelir. Pozitif gelmez. O zaman bu da gümledi. Cevabım neymiş? Yalnız 2'ymiş. Tamam. Evet. Kazanın bakış 12. X ve Y. Birer gerçek sayı. X4 küçüktür X küçük veya eşit işte 7. X3 küçüktür Y o da küçük veya eşit işte 5 olduğuna göre. 2X artı Y ifadesinin değer aralığı soruluyor bana. Hemen 2X'i buluyorsun. Nasıl? Bunu 2 ile çarpacaksın hocam. Çarp 2 ile. Eksi 8 küçüktür 2x o da küçük veya eşittir 14 gelir. Ekstradan y'miz de eksi 3 küçüktür y o da küçük veya eşit 5 aralığındaydı. Ben bunları bir güzel taraf tarafa toplarsam eksi 11 küçüktür 2x artı y ve o da küçük veya eşittir ikisine de eşitlik olduğu için eşitlik geçerli 19 diyeceğim. Yani bunun değer aralığı eksi 11 ile 19 aralığındaymış. 19'dan kapalı eksi 11'den açık olan aralık dedik. Şimdi 5 kına bakalım hocam bir de. Hemen ben şunu şuradan alayım Şuraya şöyle yapıştıralım hocam Şöyle Aa yanlış yaptım şöyle alacak Şuraya hop yapıştıralım Bunu buradan alalım Şuraya koyalım sayfayı aşağı indirelim Çözelim Şimdi 3x-2 3x lazım bana Eksi 12 Küçüktür 3x küçük veya eşittir 21 yapar değil mi Hocam eşitsizliklerde çıkarma yapılamaz dedin ne yapacağız şimdi Yapmayacaksın yani yapılamaz dediysem yapmayız. Değil mi? Ne yapacağız? Hocam eksi 2 y'yi bulacaksın. Yani bunu eksi 2 ile çarpacaksın. Eksi 10 küçük veya eşittir eksi 2 y. O da küçüktür 6 yapar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldım eksi 2 ile çarptım. Şimdi toplarsan bak 3 x eksi 2 y'yi bulmuş oldun. Çıkarmadın ama eksilisiyle topladın. Tamam. Küçüktür 27. Burası da küçüktür olacak. Eksi 22. Değer aralığı sorulmuştu. Eksi 22'den açık. 27'den de açık olan Aralık, açık aralık benim cevabımdır. Kazanın bakış 13'teyim. Ya ben burada bu soruyu çözmüştüm. <laughs> bir daha çözelim. X, x... <laughs> Daha öncesinde çözdüğüm bir soru. Çünkü e, PDF cevap anahtarında farklı bir cevap çıktığını görünce ben bu şekilde çözdüm burada denemek amaçlı. Neyse sıkıntı yok. Benim çözüm doğru. X ve birer gerçek sayı. Ee, eksi 4 küçüktür x küçüktür y küçüktür 15 olduğuna göre 3x eksi 2 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı sorulmuş hocam. Şimdi şöyle bu tarz ifadeler öğrencinin kafasını karıştırıyor ama reel sayı dediğine göre ben bunu şu şekilde parçalayacağım bak. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 15 sonuçta x eksi 4 ile 15 arasında değil mi? Evet. E y de orada. Yani ne farkı var ki? Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. X i̇kisi, ikisi de orada. E, y x'ten büyük değil mi hocam? Tamam büyük değerler seçersin. Sıkıntı değil. O halde 3x'i bulacak olursam şunu 3 ile çarparım. Eksi 12 küçüktür 3x. O da küçüktür 45 gelir. Şimdi bir de bana 2y'nin e, eksilisi lazım. Yani eksi 2y lazım. Şunu eksi 2 ile çarp eksi 30. Küçüktür eksi 2y. O da küçüktür. Bunu eksi 2 ile çarp 8. Şimdi gel bunları taraf tarafa bir güzel topla. 3x 2'ye gelsin. 45'e 8 ekledim 53 geldi. Eksi 12'ye eksi 30 ekledim eksi 42 yaptı. Buranın alabileceği en küçük değer eksi 41 iken buranın alabileceği, buranın alabileceği en büyük değer 52'dir. 52 ile eksi 41'in toplamı sorulmuş doğru cevap 11'in ta kendisidir diyebiliriz. Evet az önceki ee, orada yaptığım çözümde 12 bulmuştum zannediyorum. Aynen 12 bulmuştum. Ama doğru çözüm bu. Tamam sıkıntı yok. Cevabımız 11 olacaktı gençler. Geçtim. Kazanın bakış 14'e. X ve Y birer gerçek sayı olarak verilmiş. X kere Y çarpımının en geniş aralığı. Şimdi çarpma nasıl yapılır? Şimdi geldik ona. Hocam X'lerin alt ve üst sınırını eksi 6'yı ve 4'ü yani Y'lerin alt ve üst sınırını da şu şekilde yazıyorsun. Yazdıktan sonra bir tablo oluşturuyorsun. Tamam. Hocam tablo oluşturmak şart mı? Değil. Ama tablo oluşturursan hata yapma. Riskin minimuma düşer. Eksi 6 ile eksi 5'i çarpıyorsun. 30. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. 30'u yazmadan önce şunu yap, yapalım. 4'e eşitlik var mı? Var. Nokta koydum. Eksi 5'e eşitlik de var. Nokta koydum. Eksi 6 kere eksi 5 ikisinde de eşitlik olmadığı için burası eksi 30 yapar. Eksi 6 kere 3 eksi 18 gelir. 4 kere eksi 5 eksi 20 yapar. Eşitlik var diyorum. İkisinde de eşitlik vardı çünkü. 4 kere 3 12 yapar. Eşitlik yok. Şimdi buradaki en küçük değer hangisi? Şurası eksi 30 değil artı 30 bu arada. En küçük değer hangisi? Eksi 20. En büyük değer hangisi? 30. Eksi 20'ye eşitlik var mıydı? Evet vardı. Eksi 20 küçük veya eşittir. X kere Y o da küçüktür. 30 benim aralığım olacaktı arkadaşlar. Geldim 15. kazanın bakışa. X ve Y diyor birer tam sayı. Hee tam sayı. Ay bak sen de bundan sonra okurken böyle diyeceksin. Tam sayı görüyor musun? Hee tam sayı. Tam sayı olunca ne yapıyoruz? Aralık çözmüyoruz. Aralık çözülmeyecek hocam. 3X artı 2Y ifadesinden büyük değeri sorulmuş. O zaman X'i büyük, Y'yi büyük seçmem gerekiyor. İkisinin en büyük tam sayı değeri 5'tir. 3 kere 5, 15 yapar. 2Y'de de Y'nin en büyük tam sayı değeri 7'dir. O halde 2 kere 7, 14 yapar. Toplamları bana 29'u verir. Aa bu daha eğlenceliymiş değil mi? Daha basit. Peki 2X eksi 3Y. Bunun en küçük değeri. En küçük değerini bulmak istiyorsam X'i küçük, Y'yi büyük seçeceğim. Çünkü önünde eksi var. X'in en küçük değeri eksi 6'dır. Çarparsam eksi 12 gelir. Eksi. Y'nin en büyük değeri e, 7'ydi zaten. 3 kere 7. Şurası eksi 12. Tamam mı? Burası eksi 12. Eksi 21 dedim. Ne gelir? Eksi 33 gelir. En küçük değerde budur gençler. Evet kazanın bakış 16'dayız. Bir tane manavımız var. Artık yeni nesil sorulara köprü diyebiliriz bu soruya. Tamam yeni nesil sorulara geçişin köprüsü. Bir manav. X liraya aldığı kirazı zararla 2x-50 liraya satıyor. Bak bundan zarar etmiş ha. X liraya aldığı vişneyi de karla 3x eksi 20 liraya satıyor. Şimdi zarar ettiğine göre gençler zarar ettiğine göre aldığı fiyat sattığı fiyattan daha büyüktür. Ya da 2x 50 sattığı fiyat aldığı fiyattan küçüktür. E böylelikle x küçüktür 50'yi yakalarım. Bu cepte. Geldim şuraya. X liraya almış 3x liraya karıma satmış. O zaman demek ki x 3x eksi 20'den küçük bu sefer. E buradan da 2x büyüktür 10 gelir x büyüktür 2x büyüktür 20 gelir özür dilerim 2x büyüktür 20 x büyüktür 10 gelir şimdi 10 küçüktür x küçüktür 50 tabi burada alınabilecek değerler 11 var 12 var 13 var nokta 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 devam ediyor en son 49'a kadar ki toplamda da bu aralıkta 39 tane tam sayı vardır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyordu. Doğru cevabımız 39 mu desek acaba demeyeceksin. İşte Yeni nesil soruyu eski klasik sorulardan ayıran kısımda burada ortaya çıkıyor. Çünkü soru yeni nesilse çözümünde yeni nesil olmalı. Çok güzel bir laf daha. Yaz bunu bir kenara. Şimdi hocam bak iyi dinle beni. Çözümün nasıl yeni nesil olacak? Hocam bu bir gündelik hayat problemi. Ki gündelik hayat probleminde de ben x'i 11 seçersem şuraya yaz 11'i ya hocam eksi 28 geldi eksi 28 liraya mı sattın yani? Sataman değil mi? O halde 3x eksi e, e, 2x özür dilerim. 2x eksi 50 dediğimiz satış fiyatımızın da sıfırdan büyük, 3x eksi 20'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Sen negatife sataman ki, sıfıra sataman ki. Bundan kaynaklı büyük olacak. O halde x büyük 25 gelir buradan. Buradan da x büyük 20 bölü 3 gelir ki zaten 25'ten büyük olan her sayı 20 bölü 3'ten büyük olduğuna göre burayı almasam da olur. Yani benim x'lerimin 25'ten büyük olması gerekiyormuş. O zaman benim burada alabileceğim ilk değer 26'dır. 27 nokta 49'a kadar alabilir. Burada toplam kaç tane tam sayı değeri vardır? 24 tanedir deriz gençler. Aman sakın ha bunu unutma. Bak ÖSYM var ya ÖSYM. Ha bunu der ki 39 ışıklara koyayım. Koyar. Tamam. Sen de şuna dikkat etmezsin ki çoğu zaman akıldan çıkar be kardeşim bu. Tamam aman buna dikkat et tamam ne olur gözünün yağına ekmek bandım ne olursun. Tamam 87'deyiz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerdeyiz artık. a,b,c reel sayı. A sıfırdan ve B de sıfırdan farklı. Burada AX X artı B, artı C sıfırdan büyük. Yine sıfırdan küçük. Sıfırdan büyük veya eşit, sıfırdan küçük veya eşit. İfadelerinin her birine Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik denir. Bu eşitsizliklerin çözüm kümesi analitik düzlemde bir yarı düzlem olup taralı bölge ile ifade edilir. Yarı düzlem diyeceğiz bu taralı bölgeye. Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizliklerin çözümü yapılırken, yapılırken iyi dinle. Ax artı b'ye artı c eşit sıfır doğrusunu çiziyorsun. Fonksiyonlarda grafik çizme mevzusu. Bu doğruyu çiziyorsun. Çizdikten sonra büyük veya eşit ya da küçük veya eşitken doğru tam çizilir kesiksiz yani. Ama büyüktür küçüktürken kesikli çizgiyle çizilir. Doğru üzerinde bulunmayan rastgele bir nokta alınıp eşitsizliğe yazılır. Nokta eşitsizliği sağlarsa noktanın bulunduğu yarı düzlem. Noktanın koordinatları eşitsizliği sağlamasa da noktanın bulunmadığı yarı düzlem tanınır. nasıl? Gel bakalım. Şimdi hemen şuna bakalım. Şurada eşitliği görmeden. X artı Y eksi 20 eşittir 0'ı. Yani Y eşittir 20 eksi X'i çizelim. Çizelim. Nasıl çizeceğim? İyi dinle o zaman. Öğren. Bilmiyorsan. Şimdi y'yi sıfırlayan x kaçtır? 20. Peki ben x'e sıfır verirsem e bu sefer y'ye 20 olur. İkisinden geçen doğruyu çiziyorsun. Eşitlik olduğu için de kesiksiz çizgilerle çiziyorsun. Tamam. E güzel hocam oldu gibi. Evet oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. İyi dinle. Bak nokta alıp denemene de gerek kalmayacak. Y şunları karşı atarsan küçük veya eşit 20 eksi x değil mi? Yani doğrudan daha küçük olan tarafı tarayacaksın diyor. Yani bu tarafı. Bak bu tarafı da taradım o, o zaman. Diğer tarafla işim yok. Buradaki sarı benim yarı düzlemim olmuş oldu gençler. Tamam mı? Veya şöyle yaparsın. Hocam orijin hani sıfıra sıfır ya. Sıf, X'e sıfır, Y'ye sıfır yazarsam. Eksi 20 küçüktür sıfır. Aa bak sağlıyor o zaman demek ki sıfıra sıfırın olduğu tarafı tarayacağım dersin. Diğer yöntem de bu ekranın dışına da şöyle falan yapınca dur ne yapıyorum dur buradayım gitmiyorum bir yere diyor ki eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı eksenler y ekseni huşşt, dur çizemedim y ekseni şurası x ekseni de burası e doğru da burası bölgede burasıydı zaten şuradaki üçgenin alanı soruluyor değil mi bölge üçgen üçgenin alanı nasıl bulunuyordu taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 20 çarpı 20 bölü 2 doğru cevabımız 200 birim kare olur gençler Geldim kazanın bakış 18'e. Hocam şunu salla bakayım karşıya. Y büyük veya eşittir. 10 eksi x gelir. Eksi x'i karşı, karşıya salla. Y büyüktür. X mi gelir? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi analitik düzlemde göster demiş. Hadi gösterelim şimdi. Boyama işlerini çok seviyorum ben. Ee, bilginize. Hani bir gün boyama kitabı falan alıp fuarlarda bana hediye edebilirsiniz. <laughs> ben de onu kızıma hediye ederim. Böylelikle aramızda bir etkileşim olmuş olur. Bir anı olmuş olur. Hiçbir zaman unutamam ben sizi. <laughs> evet gençler iyi dinleyin. iyi dinleyin beni. Hocam saçmaladım. Ama e, hediyeyi açayım. Yani hediye almayı çok seviyorum. Şöyle, şöyle yapalım. E, dersin sonuna da yaklaştık ama birazcık şöyle muhabbet edelim. Yani hediye almak kadar güzel bir şey var mı? ya? A yani, hediye almayı sevmeyen var mı? Var mı? Yani bir sevmeyen varsa yazsın yoruma. Ee, yani düşünürsene doğum günümde falan böyle hediyeler geliyor Çok mutlu oluyorum lan yani o mutluluğumu da gizleyemiyorum tamam Hani böyle topluluk gelir doğum günündür işte evde veya dışarıda falan böyle Pasta üflersin sonra herkes hediyesini verir falan Hani orada böyle bir utanmaya çalışırsın böyle Hani bir gizliden sevincini gizlemeye çalışırsın ya ayıp olmasın falan Ben hiç gizleyemem ya böyle hani Bildiğim böyle hayvan gibi sevinirim yani. hani Abi hediye gelmiş yani neden sevinmeyeyim ki? Yani böyle güzel hediyelerse bir de böyle var ya of tam istediğim hediyelerse falan. O yüzden e, Irmak Hoca'nız yani eşime ben doğum günümden bir bir buçuk ay öncesinden söylerim. Dedim ki bana doğum günümde şunu almanı rica ediyorum. Hani alsan güzel olur diye e, belirtiyorum. Onu yönlendiriyorum o da gayet e, sözümü tutar cinsten abi alıyor hediyemi veriyor bana ben de yani böyle aa tam da istediğim şeydi falan diye böyle seviniyorum doğum günlerimde. O yüzden güzel oluyor hediye almak hele böyle istediğim bir hediyeyi almak çok çok daha güzel. Hediye almayı sevmeyen mi var? <laughs> Değil mi? Evet gençler ne dedik? Şunu ve şunu çizeceğiz. Şimdi burayı sıfırla ikisi 10 vermen lazım 10. E 0 verirsen Y 10 olur. O zaman eşitlik de var. İkisinden geçeni hop şu şekilde çizersin. Tamam mı hocam? Çizdim. Şimdi ne taraf? Abi ne taraf olacak? Y'ler bundan büyük diyor. O zaman üst taraf. O zaman ben burayı taradım abi. Şöyle taradım bak. Bu tarama işi inanılmaz keyifli bir iş. Hele bir de şimdi diğerini turkuaz gibi bir renkle boyayacağım. Çözüm kümesi yeşile dönüşecek. O daha da tatlı oluyor. Şimdi bu tarafı taradım abi tamam mı? Y büyüktür x diyor. Şimdi y eşittir x doğrusunu bilmeyen var mı? Birinci açı ortay doğrusu. Şimdi hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum izninizle. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Kesikli çizgiye ihtiyacımız var ya. Şöyle yapalım, büyütelim tekrardan. Buradayız. Şimdi y eşittir x'i çizeceğim. Şşt, kesikli çizgi demiştim. Şu şekilde kesikli çiziyorsunuz. Bu da y büyüktür x dediğine göre bunun da üst tarafını boyayacağız. Yani ne tarafı şu taraf hocam. Boyuyorum. Abi yeşile dönen yer, yeşile dönüşen yer benim çözüm kümemdir. Başka bir yer değildir abi bizim çözüm kümemiz. Neresiymiş çözüm kümesi? Aha şuradaki yeşil bölge gençler. Ya tabii öyle sınırlamıyoruz. Sonsuza kadar gidiyor yeşil. Tamam? Burası da benim çözüm kümemdir. Düzlemde de bu şekilde gösterilir diyoruz. Kesikli çizgiyi aman unutmuyorsunuz. Evet, geçtik. Kazanın bakışı 19'a artık son iki sorumuz. Aşağıda dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları çizilmiş. D1 doğrusu 3 y 5 eksi 15. Şimdi bunu mu çizelim? Yani hani hangisinin hangisi olduğunu bulmak için ne yapalım yani? Hocam çok basit. Y eşittir eksi X'i yani şu. X'in kat sayısına bakıyorsun. Fişt, negatif. E şurada ben bunu karşıya atarsam artı 5X gelmez mi? 3Y eşittir 5X artı 15 olmaz mı? Bunun kat sayısına bakıyorsun pozitif. Yani bu kat sayılar da bize eğimi veriyor ya. Madem öyle eğimi pozitif olan yani artan grafiğimiz D1'dir. Bak bu da D2'dir. Eğer D1, D2 vermemiş olsaydı. E tamam güzel. D1 büyük veya eşit sıfır diyor. Şimdi D1 büyük veya eşit sıfır. Yani bu sıfırdan büyük veya eşitse bunun üst tarafı taranır. Şurası yani. Taradım. E diğeri de sıfırdan küçük diyor. Bunun da alt tarafı taranır o zaman. Bunun alt tarafı neresi? Mavinin alt tarafı. işte hocam burası. Peki ikisinde de taralı bölge yani yeşile dönüşen bölgede hangi harfler var? E, G ve D var demek ki cevabımız da G ve D olacaktı deriz. Geldim son sorumuza. Dik koordinat sisteminde D1'i vermiş, D2'yi vermiş. Doğruların oluşturduğu bölge aşağıdaki gibidir. Burası yani. Buna göre ABC ifadelerinden hangileri doğrudur şimdi? 1 2 3 ifadeleri var bu noktaların nerelerde olduğuyla alakalı noktalar. Bunlara beraber bakalım. Şimdi şuna geldik. Y 2Y eşittir. 3X artı 12 dedim. Buradan Y eşittir. 3X artı 12 bölü 2 gelir hocam. Tamam. Şimdi bunun eğimi 3 bölü 2'ymiş bak. 3 bölü 2. 6 bölü 4 gibi yani. Çaktı mı köfteyi? Demek ki bu hangisiymiş? D1. O zaman bu da D2'dir. Tamam. Şimdi eksi 1'e 1 bir noktası mavi boyalı bölgededir diyor. İyi dinle beni. İyi dinle. Şunun eğimi kaç? 2 bölü 3. Bunun eğimi kaç? 3 bölü 2. Şimdi eksi 1'e 1 bir noktası neresi? Hemen şöyle dibine girelim bunun. Eksi 1'e 1 bir noktasından bahsediyorum bak ha. İyi dinle şimdi beni. Şurası eksi 1 mi? Şurası da 1 mi? Eksi 1'e 1 bir noktası burası mı? Şimdi ben bunu eksi 3'ten tutup şöyle çizersem. Bu çizdiğimin eğimi ne olur? Hocam şurası 1 bir birim, şurası 2 birim. 1/2 bir olur. Peki 1/2 2/3'ten bölü bölü gerçekten küçük mü? E küçük. Demek ki mavi boyalı bölgededir. A A noktası, şurası A noktası kesinlikle mavi boyalı bölgededir. Hocam başka türlü yapamaz mıyız bu? Eğim işine girmeyelim lütfen. Ne olur? Ha, girmeden de yaparız. Şöyle Eksi 1 ile 1 noktası mavi boyalı bölgede diyor ya. D2 doğrusunda götürüyorsun abi. Eksi 1 ile 1 yerine yazıyorsun. Yani x gördüğün yere eksi 1. Y gördüğün yere 1 yazıyorsun. 3 artı 2 eksi 6. Şimdi ee, yazdım ya. Ne geldi? Eksi 1 mi geldi? Değil mi? Şimdi eksi 1 şöyle eşittir 0 deyince zaten D2 doğrusu. Tamam okey. Bunda sıkıntı yok. Tamam mı? Ama eksi 1 buldum. Eksi 1 sıfırdan küçük mü? Eksi 1 sıfırdan küçük değil mi? O zaman bunun altındadır diyeceğim. Alt tarafında hangi bölge var? Mavi bölge var. O zaman mavi bölgededir. Yani birinci öncülümüz doğru. Geldim 2'ye. Eksi 2'ye 5 kırmızıdadır diyor. İyi dinle şimdi. İyi dinle. Şurayı silmeyim. Şurası şöyle olsun. Şurayı silelim. Evet. Şimdi eksi 2'ye 5 dedi mi? Aynen. Geldim. Şurada yerine yazacağım. Şurada. İkisinde de. Eksi 2'ye 5 dediği için buraya eksi 2, buraya 5, buraya eksi 2, buraya 5 yazacağım. Yazalım. 10 artı 6 eksi 12. Ne geldi? 4 mü? 4 sıfırdan büyük mü? Evet. O zaman D1'in üstü boyanır abi. D1'in üst tarafı e şurası. E o zaman benim noktam zaten D1'in üstündeymiş. Yani kırmızı boyalı bölgede olmasına imkan yok. E gitti o zaman. 3'e bakıyorum. Eksi 3'e 2 noktası. Eksi 3'e 2. Hemen geldim. Hangi bölgede olduğunu iddia etmişti? Sarı. Tamam. Eksi 3'e 2 demiştik. Yerine yazacağım şimdi. X gördüğüm yere eksi 3. Y ye gördüğüm yere 2. 2 kere 2 4. Artı 9. Eksi 12 ne geldi? 1 mi geldi? 1 sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman yukarıdadır. Yani sarı boyalı bölgededir. O halde sarı boyalı bölgededir ifadesi benim için doğrudur. Doğru cevabımız da tabii ki 1 ve 3'tür deriz sevgili arkadaşlarım. Evet, böylelikle konu anlatımımızın yani basit eşitsizliklerin konu anlatımının sonuna gelmiş bulunuyoruz gençler. Şimdi bu videodan hemen sonraki dersimizde şu olacak. Nerede bu zımbırtı? Bulamıyorum. Koydum şuraya. Şimdi bir sonraki dersimizde ÖSYM bakış testini çözeceğiz. ÖSYM bakış testindeki sorular fevkaladenin fevkinde tam anlamıyla ÖSYM tarzında olan sorular. Tamam mı? ÖSYM'nin sorularından belki yarım tık bir tık zorluk seviyesi de olabilir. SML bakıştaki sorular da keza aynı şekilde. Bundan kaynaklı. Videolar yayınlandığı andan itibaren sen dersi konuyu açtın ben karşındayım sana soruları anlatmaya başladım. Bu andan itibaren önce beni durduruyorsun abi. Kendini çözmeye çalışıyorsun. Sonrasında beni dinliyorsun. Çözsen de çözemesen de. Sonuç olarak daha kısa bir çözüm yapmış olma olasılığım da var. Eğer baktığın çözümler aynı gidiyor. Geç diğer soruyu. Tamam mı güzel kardeşim? Yapman gereken olay budur. Evet. Sonraki videomuzda yani ÖSYM bakış testinde görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.